ABD borsalarını ve özellikle de yatırımcısı olduğum teknoloji şirketlerinin hisse senetlerini çok büyük ölçüde etkileyecek olan en önemli bilanço Nvidia bilançosu çarşamba günü piyasalar kapandıktan sonra geliyor. Nvidia'nın bilançosu ve yöneticilerin gelecekle ilgili öngörüleri başta yapay zeka ile ilişkili hisseler olmak üzere tüm teknoloji sektörünün geleceği için önemli bir öngörü niteliğinde o yüzden borsanın tamamını etkiliyor. Peki ben nasıl bir bilanço bekliyorum? Nvidia ezbercileri söylemeye doyamadığı gibi bir balon mu? Yoksa daha hala yol var mı? Nvidia büyüyebilir mi? Nvidia'yı bekleyen riskler neler? Bilançoda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bütün bu konulardaki görüşleri bugün anlatacağım. Anlatacaklarım elbette yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi görüşlerimi eğitim amaçlı olarak size Yatırımınız için kendi araştırmanızı yapmanız ve gerekiyorsa profesyonel yatırım danışmanlarından da tavsiye almanız yararlı olacaktır. Şimdi hazırsanız Nvidia'yı konuşmaya başlayalım. Önce şunu söyleyelim Nvidia an itibariyle dünyanın en değerli firması 3 trilyon 482 milyar dolarlık değerlemesi var. Apple'ın 80 milyar dolar üstünde aşağı yukarı 2 yıldır küçük küçük putlar alın Nvidia'da shortlayın o bir balondur diyen bir arkadaş var. Sanırım bu sıralara bakınca biraz utanıyordur. Nvidia'nın 2022 Kasım'ından bu yana yükselişi %1130 yani kabaca 100 dolar koysaydınız şu anda 1130 dolar kazanmış olacaksınız üzerinden. Benim hem 2022-23'ün başından beri taşıdığım uzun vadeli pozisyonlarım var. Hem 2024'ün içerisinde aldıklarım var hem de son dönemlerde yaptığım trade'ler var. Şu anda ekrandaki son trade'imi gösteriyor. Cuma günü düşüşten yararlanmak istemiştim. Bu tip trade'leri Quantfair'de yapıyorum. Bir de Quantfair'de bir avantajı daha var. Burada grafikleri de Trading View'un grafikleri olarak kullanabiliyorsunuz. Hem de ücretsiz. Peki nedir Nvidia'dan beklentiler? hisse senedi başına 74 cent normalize edilmiş kar bekleniyor. GAP muhasebe standartına göre 70 cent bekleniyor. Ciro beklentisi ise 33 milyar dolar civarında. Bir önceki çeyrekte 30 milyar dolar ciro yapmıştı. %10'luk büyümeyi Nvidia'nın rahatlıkla yerine getireceğini düşünüyorum. Hisse başı GAP standartına göre kar 67 sentti. Burada 70 senti rahatlıkla aşacağını düşünüyorum. Hisse başı normalize edilmiş kar 68 sentti. Burada 74 sent. Burası belki biraz şüpheli olabilir. Ama bizim için önemli olan GAP estimate ve revenue estimate bu ikisine de beklenti üzerine kalacağını düşünüyorum. Zaten bu konuda çok iyi bir skoru var Nvidia'nın. Genelde beklentinin üzerinde bilanço getiriyor. Wall Street analistleri son 90 gün içerisinde Nvidia ile ilgili beklentileri yükseltmişler genelde. Burada 30 yukarı yönlü 7 de aşağı yönlü revizyon var. 2024'ün toplamı için 126 milyar dolar ciro bekleniyor. Bu geçen seneye göre %107'lik büyüme anlamına geliyor. Daha sonra büyüme beklentilerinde epey sert düşüşler var. Mesela 2026'da %45 daha sonra %18 daha sonra bu 2028'de yedi kadar düşüyor. Ben böyle beklentiler sahip değilim. Bu yıl bu %107.13 tutturacaktır. Gelecek yılki büyümeden de bir şüphem yok. %45'ler tutacaktır diye düşünüyorum. Sebeplerine geleceğim biraz sonra. Daha sonra ise yılda %25 ile %30 arasında bir büyümeyi 2030'lara kadar en azından tutturacağını tahmin ediyorum. Hisse başı karlıkta yılı 2.86 dolarla tamamlaması bekleniyor. Bu geçen yıla göre %120'lik bir büyüş. Yine gelecek sene ciddi bir büyüme var. Sonra büyüme beklentileri azalıyor. Ben bu beklenti azalışlarına katılmıyorum. Elbette kar maaşlarına bir miktar yıpranma olacaktır. Çünkü ne kadar yavaşlanda gelse AMD'nin rekabeti geliyor. Bazı büyük hyperscaler dediğimiz büyük veri merkezi işleten Amazon gibi Microsoft gibi şirketler kendi çiplerini yapmaya çalışıyorlar. Bunlar mutlaka belli bir miktar baskı yapacaktır. Ama ben açıkçası bu kadar yavaşlamış bir hisse başı kar büyüme beklemiyorum. Bu olumlu bir şey. Wall Street ne kadar olumsuzsa o kadar iyi bizim için. Çünkü olumsuzluk fiyata olumsuzluk olarak yansır. Bundan dolayı daha yüksek sayılar gelirse ve CEO Yensen ileriye yönelik daha iyi projeksiyonlar sunarsa bu beklentiler aşılır. Bu da hisse senedi değerine yarar. Peki şirketin bazı temel göstergelerine bakalım. Önce büyüme. Ben bir büyüme yatırımcısıyım. Hızlı büyüyecek şirketlere yatırım yapmayı seviyorum. Büyüme muazzam. Yıldan yıla ciro büyümesi %194. Yıldan yıla ciro büyümesi gelecek yıla yönelik olarak %89.61 bekleniyor. EBITDA büyümesi yüzde %394. EBITDA büyümesi idareye yönelik %178 bekleniyor. Hisse başı kar büyümesi yıldan yıla %585 geleceğe yönelik %182 bekleniyor. Muazzamın muazzamın ötesinde sayılar. Bu hala bir büyüme şirketi. Elbette büyümenin temposu biraz yavaş artık Çünkü büyük sayılar kuralı gereği, yani 100 milyon lira ciro yapan bir şirketken 10 milyon lira eklemek kolaydır ama 100 milyar lira ciro yapıyorsanız bir 10 milyar lira daha eklemek o kadar kolay değildir. Bundan dolayı büyüme hızları da elbette düşme olacak ama yine de muhteşem sayılar var burada görüyorsunuz. Karlılık yine A+. Plus. Burası Eking Alfa analizinden ayarlanıyoruz. %75.98 brüt kar var şirkette. Muazzam bir brüt kar. Net kar marjini %55 civarında. Müthiş karlılıklar. Burada farklı göstergeleri izleyebilirsiniz. Bu konularda da sektörün en önde gelen oyuncu zaten A+. Plus değerlemesi var. Peki şirketin değeri pahalı mı ucuz mu? Burası biraz tartışmalı konu. Biraz detayına gireceğiz. Çünkü ilk bakışta Seeking Alpha F vermiş. Yani olabilecek en kötü notu vermiş. Aşırı pahalı diyor. Hakikaten bazı göstergelere baktığımızda mesela fiyat kazanç son 12 ay 64.24. Sektör ortalaması 24.21. Sektör ortalamasının %165 üstünde. Bu arada Nvidia'nın 5 yıllık ortalaması %63.5. O ortalama epey yakın bir yerde duruyor. Yani kendi içinde pahalı değil ama sektöre göre pahalı. Fiyat bölü kazanç ileriye yönelik baktığımızda 49.7. Sektör ortalaması 24.7. %20. Bu durumda sektör ortaması %105 üstünde ama kendi ortalamalarına yakın bir yerde duruyor. Fakat beni burada daha çok ilgilendiren konu pack gap. Ben bir büyüme yatırımcısı olduğum için fiyat kazançtan ziyade fiyat kazancın büyümeye bölünmesi benim için önemli. Çünkü biliyorsunuz fiyat kazançtaki kazanç şirket hızlı büyüyorsa çabuk değişecektir gelecekte. Böyle baktığımızda son 12 ay fiyat bölü kazanç bölü büyüme 0.16. Sektör ortalaması 1.04. Sektörün ortalamasına göre %84.55 seviyesinde ucuz. Evet yanlış duymadınız. Bu şirket sektör ortalamasının altında. Bir hayli altında eğer geleceğe yönelik 12 aya bakarsak da 1.40'lık bir pack yap çıkıyor. Bu da sektör ortalamasının yine altında %23.78 kadar. Bu tabi Nvidia'nın ucuz olduğu anlamına gelmiyor. Nvidia temel muhasebe olarak bakacak olursak 64.24'lük fiyat böyle kazancı sahip oldukça pahalı bir şirket. Ama bu şirketin büyüme temposunu sektörünün özelliklere kıyasladığımız zaman çünkü bu şirketi kalkıp bir demir çelik firmasıyla kıyaslamamanız lazım. Kar marjı, büyüme hızı, öndeki potansiyel itibariyle çarpanların farklı olması gerekiyor. Pek de yani fiyat böyle kazanç böyle büyüme her iki ortalamada da sektörün altında. Öte yandan satışların fiyatı ortalamasında sektörün epey üstüne fiyatlaması var. Burada görüyorsunuz diğer bütün rasyolarda sektöre göre epey pahalı. Bize ne söylüyor? Bu Nvidia'nın büyüyeceğine inanmıyorsanız Nvidia çok pahalı bir şirket. Nvidia'nın biraz önce gösterdiğim vosit beklentilerini en azından yerine getireceğine veya daha hızlı büyüyeceğine inanıyorsanız Nvidia pahalı bir şirket değil. Bu konuda ben size bütün bilgileri paylaşacağım. Kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Sektörle kıyaslamaları da biraz yapmakta fayda var. Burada Nvidia'yı AMD, ARM, AVGO, Qualcomm ve Intel ile kıyasladım. Mesela fiyat bölü kazanç diye baktığımızda 49.7 yani sektörün üstünde ARM'ın epey altın olmakla beraber. Ama fiyat bölü kazanç forward diye baktığımda 51.57. Sektör ortamının epey gerisinde burada görüyorsunuz AMD 103 ARM 160. Fiyat bölü kazanç son 12 ay diye baktığımızda Nvidia 66.57 yine sektör ortalamasının altında yani bir tek Qualcomm'dan daha pahalı. Pek rasyoya baktığımızda Pek rasyo forward yani ileriye yönelik 1.40 sadece AMD'ye göre daha pahalı, Qualcomm'a göre daha ucuz, Avgo'ya göre daha ucuz, Arm'a göre daha ucuz, AMD'ye göre daha ucuz. Back son 12 ayda baktığımızda 0.16 çıkıyor oran. Burada da AMD ile beraber en ucuz hisse. Yani evet Nvidia ucuz bir hisse değil ama sektör karşılaştırması yaptığımızda hemen hemen bütün göstergelerde sektörle aynı yerde veya altında ve mesela PG e gelince sektörün epey ilerisinde. Fakat aşağı doğru gittiğimizde demin de konuşmuştuk. Fiyat böyle satış gibi oranlarda biraz sektörün üzerinde bir fiyatlaması var. Biz burada gelecekle ilgileniyoruz, büyüme ile ilgileniyoruz. Böyle bakınca bana Nvidia fazla pahalı gelmiyor. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Ve biraz sonra konuşacağız. Nvidia sert geri çekilmeler yapabilen bir hisse senedi. Onu hatırlatacağım. Bu grafiklerde şirketin ciro büyümesini görüyoruz. Muazzam yani 2023'ün başından itibaren dehşet bir büyüme var. Bu şirket 2023'ün ilk çeyreğinde 6 milyar dolar ciro yapabilirken son çeyrekte 30 milyar dolar ciro yaptı. Buraya baktığımızda brüt kar 22 milyara çıkmış. Nereden geliyor buraya? 9.462'den bir önceki yılın başlangıcına baktığımızda esas faaliyet karı 18.642 net kar. Burada sütunlara sığmamış 17 milyara yakın net karı var. Dehşet hızlı büyüyen bir şirket. Tabii ki bu büyüme temposu yavaşlıyor. Görüyorsunuz burada zaten iyimede bir düşme var. Gayet de normal çünkü zaten şirket çok büyük. Ama ben hala önünde ciddi bir büyüme eğrisi olduğunu düşünüyorum. Bu grafik çok ilgisi çekebilir. Şu mavi çizgi şirketin toplam değerini gösteriyor. İşte 3 trilyon 482 milyar görüyorsunuz adeta füze gibi büyümüş. Buna karşın en temel iki değerleme rasyosu olan fiyat bölü kazanç ve fiyat bölü kazanç ileriye yönelik neredeyse sabit kalmışlar. Hatta şu yeşil çizgi yani fiyat bölü kazanç düşmüş. Demin de bahsetmiştim şirket kendi tarihi değerlemelerine göre pek pahalı bir yerde sayılmaz. Bunun üzerine çok duruyorum. Çünkü bir şirket çok pahalı giriyorsa bilanço dönemine beklentilerde en ufak bir sekme olunca hatta beklenti yerine gelse bile beklentiyi çok aşmayınca Wall Street o şirketi çok sert cezalandırıyor ve düşürebiliyor. Burada Nvidia evet ucuz bir hisse senedi kesinlikle değil ama kendi tarihi göstergelerine göre ve sektörel göstergelere göre çok pahalı bir şirkette de değil. Wall Street'e baktığımızda 37 analistin Nvidia ile ilgili analizi var ve bunların 35'i al diyor. ikisi tut diyor. Hedef fiyat 156.83 dolar yani buradan %10.46'lık bir yıl içerisinde yukarı doğru bir yön bekliyorlar. Ben biraz daha iddialıyım bu konuda. Investing.com'a baktığımızda burada şirketin fair yani adil değeri 120.51 dolarak çıkıyor. Şu anda biliyorsunuz 141 dolarlık bir fiyat var. Buradan %15'lik bir düşüş olabilir diyor. Investing.com'daki bu adil hesaplama nasıl geliyor? Farklı değerleme modellerine göre. Bu değerleme modelleri neler olduğunu, neye göre hesaplandığını bütün detaylarıyla beraber anlattım. Investing Pro bu nasıl işliyor? Hepsi YouTube katıl üyelerine açık. Siz de YouTube katıla gelin hemen bu tip tabloları daha kolay okumayı öğrenin. Ama temelde farklı değerleme modellerinin ortalaması 120 dolarlık bir değerleme çıkıyor. Bu da Nvidia'nın olması gereken %15 kadar üstünde bir fiyata sahip olduğunu bize gösteriyor. Burada şu Quantfury ekranı bir dönmek istiyorum yalnız bir hatırlatma yapmak amacıyla. Hisse çok sert hareket edebilen bir hisse. Mesela 2024'ün haziranında getirdiği bilançodan sonra burada görüyorsunuz %35 kadar geri çekilmişti. O dönemde S&P 500'ün geri çekilişi %10'lar civarındaydı. Nvidia yatırım yapıyorsanız bu tip sürprizlere hazır olmalısınız. Bakın burada da görüyorsunuz sert düşüş var. Burada sert düşüş var. Nvidia ani sert düzeltmeler yapabilen bir hisse senedi. Bunu hiç unutmayınız sevgili izleyicilerim. Buraya kadar anlattıklarımdan eminim siz de gerekli çıkarımı yaptınız. Bu şirket büyüyorsa ucuz, büyümeyecekse çok pahalı. Peki büyüme konusundaki beklentiler neler? Burada tabii biraz anekdotal gideceğiz. Biraz da araştırmalara bakacağız. Öncelikle şirketin önümüzdeki dönemdeki büyüme hızını en önemli belirleyecek konu Blackwell çipleri. Bu yeni seri çipleri bir önceki seriden çok daha hızlılar. Ve Nvidia'nın CEO'su Jensen diyor ki bunlara müthiş bir talep var şu anda. Hatta bu talebi çılgınca diye tanımlıyor. Morgan Stanley ile bu konuda bir araştırma yapmış. Aresler Nvidia'ya gitmişler ve oradaki yönetimle yaptıkları görüşmelerden çiplerin 2025 sonuna kadar tamamen satıldığı çıkarımında bulunmuşlar. Yani bugün çip siparişi verseniz 2025'in sonuna kadar size çip yok. E, bir şirket için bundan daha iyi haber olamaz herhalde. Biliyorsunuz Nvidia çiplerini kendisi üretmiyor. Tayvan Semiconductor'ı ürettiriyor. Orada da ciddi kapasite artışı var. Tayvan Semiconductor Nvidia için 2024'te kapasitesini %150, 2025'te ise %100 artırmayı planlıyor. Ona karşın TSMC diyor ki Yine de arzımız Nvidia için yeterli olmayabilir. İşte size kuvvetli bir işaret daha. Nvidia'nın CEO'su Jensen yeni çipler sayesinde yeni bir computing'e yani işte tüm sistemine geçeceğini iddia ediyor. Bundan dolayı da dünyada CPU'ya dayalı bütün veri merkezlerinin değişeceğini iddia ediyor. Biliyorsunuz Nvidia şu anda GPU'lar üretiyor. Burada 1 trilyon dolarlık bir yenileme pazarından bahsediyoruz. Daha Nvidia buna hiç dokunmadı bile. Yapay zekanın ne işe yarayacağı konusunda çok endişeler vardı biliyorsun. Acaba şirketler yapay zekadan gerçekten para kazanacak mı bundan korkuluyordu. Gelen sayılar bu konuda muazzam örneklerimiz var. Mesela Endox diye bir şirket Nvidia'nın teknolojisiyle müşteri hizmetleri maliyetlerini %30 azaltmış bu dönemde. Viston diye başka bir şirket fabrika döngü sürelerini %50'lik azalma yaratmış. ServiceNow ve S&P Nvidia ile beraber onların çipleri üzerine çalışan yeni yazılımlar geliştirdiler ve bunların satışları muazzam hızlı gidiyor. Snowflake günde 3 milyardan fazla Sorgu işleyen co desteğiyle çalışıyor şu anda. Nvidia ile beraber geliştirdiler bunu ve çok çok başarılı gidiyor. Öte yandan hyperscaler'lar yani Meta gibi, Amazon gibi, şimdi Tesla gibi şirketlerde de Nvidia çiplerine çok büyük talep gösteriyorlar. Hatırlayın Elon Musk'ın yine bir girişimi olan XAI çok büyük bir veri merkezi kuruyor. Burada 100.000'e yakın GPU'yu harekete geçirdi. Bir 100.000 tane daha ekleyecek buna. Neden? Çünkü bu çipleri ekledikçe yapay zekada gelişiyorlar. Bu da doğrudan Ciro'dan yansıyor. Microsoft'un son bilançosunda Azure tarafında, onların veri merkezi tarafında yapay zekanın kadar olumlu katkıları olduğunu görmüştük. Bunun Azure'un büyüme hızını nasıl arttırdığını da görmüştük. Son derece mutluluk verici şeyler. Mesela GitHub Copilot'ta kullanıcı sayısı %55 artmış Microsoft'un raporuna göre. Yani bu çipler olmadan hyperscalerların da hayatta kayması mümkün değil. Biri yapmazsa öbürü bunları kullanıyor. Bundan dolayı büyümenin önümüzdeki dönemde de hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Tabii Nvidia'nın riskleri var mı? Var. Bir kere arzda sıkıntılar olabiliyor. Özellikle de Çin Tayvan arasında yaşanacak bir gerginlikte TSMC'nin Çin fabrikalarından gelen çiplerde sıkıntılar büyüyebilir. Biliyorsunuz Nvidia'nın çiplerini ondan alıp onları işleyip müşterilere yerleştiren ye de şu anda bazı sorunlar var. Onun muhasebesel taraftaki sorunlardan dolayı nazaktan çıkarılma ihtimali var. Yani hep soğuk bakmıştım hatırlayanlar mutlaka vardır. O bir miktar risk yaratabilir. Amerika ile Çin arasındaki jeopolitik sorunlar risk yaratabilir. Daha orta uzun vadede baktığımızda Hyperscaler'lar kendi çiplerini üretebilirler. AMD rekabet yaratabilir. Bütün bunlar geçerli. Ama Nvidia şu anda çok büyük bir ekosistem. Sadece çip olarak düşünmeyin. Bunu destekleyen yazılımlar, yazılım kütüphaneleri var. Yani şirketler ondan uzak duramıyorlar. Bir de Nvidia başka alanlarda da büyüyor. Mesela kendine ait bir büyük dil modeli var. Çok başarılı o da. Kendisi robotlarla ilgili teknolojiler geliştiriyor. Otonom sürüşle ilgili çözümleri var. Metaverse ile ilgili çözümleri var. Biliyorsunuz Nvidia temelde bir oyun firması. Orada da büyüme geri dönmüş durumda. Yani Nvidia'nın önünde büyümesi destekleyecek çok konu var diye düşünüyorum. Evet Nvidia ile ilgili vereceğim bilgiler bunlar. Ben ne yapacağım? Ben long giriyorum bilançoya. Fakat ben bilanço günleriyle çok ilgili değilim açıkçası. Siz ilgili olmayın. Yani bilançodan sonra hisse senedi nasıl hareket edeceğini kimse bilemez bilanço çok iyi gelse bile hisse o gün düşebilir. Niye? Opsiyonlar var, manipülasyonlar var, her şey var ve unutmayın bilanço piyasa kapandıktan sonra geliyor. O saatlerde çok az özel izne sahip trader işlem yapabiliyorlar. Onlar da spekülatif olarak hisseyi çok aşağıya veya çok yukarı gönderebiliyorlar. Benim için bu bilanço bir karne. Yani Nvidia beklentilerim çerçevesinde büyüme devam edecek mi? Yapay zeka devrimi devam ediyor mu? Nvidia'nın yeni inovasyonları neler? Önümüzdeki dönemde hangi ürüne çıkaracak? CEO'nun morali motivasyonu nasıl? Onun geleceği bakış nasıl? Bütün bunları değerlendireceğim. Sonra da oturup sayılan içerisinden detaylı şekilde geçeceğim bir gün. O yüzden o günkü hisse senedi hareketi beni etkilemiyor. Bir sürü farklı vadelerde pozisyonlarım var. Bazılarının fiyatları, maliyetleri hakikaten o kadar düşük ki o bilanço gününü beni etkilemesi mümkün değil. Beklentim olumlu yönde ama fark etmez. Yeter ki şirket büyümesini sürdürsün. Şirketin kendisi işini büyütmeye devam etsin. Bilanço inlerine girerken unutmayın. 3 ayrı riskiniz var. Bir tanesi bilanço şirket tutturmayabilir, hedefleri tutturmayabilir bir risk. İkincisi hedefleri tuttursa bile gelecekle ilgili öngörüleri zayıf verebilir. Bu bir başka risk. Bütün bunlar iyi olsa bile ya da Wall canı hisseyi bir sebepten dolayı düşürmek istiyor olabilir. Bu nedenle o güne yönelik özel bir risk almayınız diye tavsiye ediyorum. Bu şirkete uzun vadeli yatırımcıysanız bu bilançolar sizin için sadece yatırımınızı bir daha gözden geçirme günleri hisse senedi fiyatı üzerinde işlem yapma günleri değil. Biz Discord üyeleriyle beraber bilançoyu karşılayacağız o gün. Saat herhalde 10'da başlayacak bir canlı yayında Nvidia bilançosuna doğru bakacağız. Grupla da aramızda pek çok konuda sohbet edeceğiz. Opsiyon pazarına neler oluyor acaba? Opsiyon traderları Nvidia için ne düşünüyor? Son anlara kadar onu izleyeceğiz. Ona göre Nvidia bilançosu hakkında son tahminlerimizi üreteceğiz. Hem Discord'a katılmadıysanız mutlaka katılın. Aşağıda açıklamaları var. YouTube katıl üyelerinde en üst seviyelerinden Discord'a gelebiliyorsunuz ve o yayınlara katılabiliyorsunuz mutlaka bekleriz. Bunlar böyle. Sevgili kalın, hoşçakalın.